Hazır mısınız benimle yeni bir yeri daha sadeleştirmeye? Hadi başlayalım. Sadeleşerek Özgüleş Podcast'te bu hafta banyoyu sadeleştiriyoruz. Ve ilk bölümde de buzdolabını sadeleştirmiştik. Eğer buzdolabı bölümünü dinlemediysen açıklamalarda onun linkini bulabilirsin. Ve tabii ki sadeleşmeyi olan niyetini de yanına al, isteğini de yanına al. Motivasyon da benden gelsin. Hadi şu banyoya bir el atalım artık. Ne yapacağız? Şimdi banyoya giderken elinize bir şey alın. Neden? Çünkü banyo biraz dağıldığımız bir yer değil mi? Yani biraz krem orada, biraz tarak orada, biraz bilmem ne şurada. Niye bir kutu, bir sepet, bir şey alın diyorum. Öncelikle bir her şeyi bir araya getirelim istiyorum. Şimdi benim daha naif, daha herkesi kendim gibi sandığım, daha kocaman içinde olduğum günlerde derdim ki küçük bir kutuya koyun her şeyi. Çünkü herkesi kendim gibi zannederdim. Yani minimalist olmanın yanı sıra zaten çok fazla öyle makyaja, hele ki cilt bakımına hiç ilgim ve bilgim olmadığı için zaten benim hiçbir ürünüm yoktu. Sonra Sadeleşerek Özgüleş gruplarında fark ettim ki insanların çok fazla ürünü var. Çok fazla da yedek alıyorlar. Şimdi böyle bölümlerdeki sorunu genelleştirmem gerekiyor. Ve herkesin banyosu tabii ki birbirine benzemiyor. Kiminizde dolap var, kiminizde raf var, belki hiçbiri yok, belki bir çekmece var, belki o yersizlikten odanıza taşıyorsunuz eşyalarınızı. Tam sizin sisteminizi bilmediğim için hani ne yapılabilir onu anlatmaya çalışacağım. Bir kere bence önce bütün kozmetik eşyalarını bir araya getirmek lazım. İsterseniz bunları bakım ve süsleme olarak, süslenme olarak veya beden ve saç olarak, işte ne bileyim sakal olarak, cilt olarak vesaire ayırabilirsiniz. Yani hani yabancıların grooming dediği işte bu tüy alma, temizleme, sakal tıraşı vesaire gibi şeyler bir olur. Saç bakımı ile ilgili bütün ürünler bir olur. Tırnak bakımı bir kategori olur. Cilt bakımı bir kategori olabilir. Eğer isterseniz. Burada yapmak istediğim şey ürünleri bir araya getirmek ve birazcık gözlem yapmak. Yani bu buzdolabındaki gibi hadi ona 15 dakika verin. Hatta kurgusunu yaptığımda 13 dakikada, 14 dakikada falan bitti. O kadar kısa olmayacak. Belki ön hazırlığımız 15 dakikada bitecek. Ama geriye kalanı için bence sabredip birazcık beklemekte fayda var. Bu kaydı ilk yayınlandığı anda yakaladıysanız yaz aylarındayız. Dolayısıyla daha az ürün kullanıyor olabilirsiniz. Veya kullandığınız ürünler, ne bileyim kadınlar için fondöten kullanmıyorsunuzdur da güneş kremini kullanıyorsunuzdur. Belki böyle farklılıklar olabilir. Dolayısıyla mevsimselliği de göz önünde bulundurarak yapın bu işlemlerinizi, sadeleşme işlemlerinizi. Bütün ürünleri bir araya getiriyoruz. Tamam mı? Siz ürünleri toplarken, bir araya getirirken ürünlere de şu soruyu sorun istiyorum. Sevgili ürün, ben seni neden aldım? Neden hayatımdasın? Gerçekten sana ihtiyacım var. Mesela elimde tuttum, benim gerçekten severek kullandığım bir güneş kremi. Gerçekten bu nedenle mi bende? Yoksa herkes çok iyi olduğunu söyledi ya da bana çok güzelleşeceğimi vaat etti. Şöyle olacağını cildime vaat etti diye bilmeden, hiçbir yorum okumadan, gerçek güvendiğim insanlara bakmadan veya markayı bilmeden mi satın aldım? Bunu kendinize sormakta fayda var. Tabii düzenli kullanmak da önemli. Yani böyle bir gün bunu kullandığınızda bir ürün size gerçekten yaradı mı ya da sizi bir şey rahatsız ettiğinde hangi ürün size dokundu? Tam bilemiyoruz. O yüzden çok aslında aşırı çeşitliliğe girmeden aynı anda farklı farklı ürünler kullanmak yerine yani hani tamam ojenin renkleri arasında değişim yapabilirsiniz ama bir güneş kremidir cildinize sürdüğünüz bir fondötendir. Çok da fazla çeşide girmemenizi naçizane öneriyorum. Şimdi çok yaptığımız bir şeyde ne fark edeceksiniz? Aynı şeyden çok fazla olduğunu. Yani kimi zaman bu sabunlardan birikme olabilir, kimi zaman diş macununun fazla alınması olabilir. Birdenbire her yerden farklı taraklar çıkabilir. Burada şunu sormamız gerekiyor. Ne oluyor? Yani size sürekli promosyon olarak hadi bu kadar alışveriş yaptınız. Üzerine de gelin buyurun arkamdaki ürünlerden işte şunu yarı fiyatına alın ya da şu kadar indirimle alın dediler ve ona mı dayanamadınız? Yoksa hiç fikriniz yok evle ilgili ve gördükçe alıyor musunuz? Fiyatı artar diye korkarak önden alayım diye depomu yapıyorsunuz. Yani kendi bu alma motivasyonunuza bakın ve sonra da birazcık kendinizi gözlemleyin. Yani inanın bütün sadeleşme süreçleri hepsi aslında gerçekten gözlem. Gerçekten kendine biraz daha normalin, bütün o otomatik pilotta geçen hayatımızdan bir adım öteye gitmekle başlıyor. Ben bir diş macununu ne kadar zamanda bitiriyorum?
Yani diyelim ki bir ayda bitiyor. Evde kaç kişi olduğunu, herkesin aynı macunu kullanmadığına göre de değişir. O yüzden de genel geçer bir şey diyemiyorum size ama diyelim ki bir diş macunu 2 ay dayanıyor. O zaman sizin yılda 6 diş macununa ihtiyacınız var. 10 tane almanıza gerek yok. Yani hani depolarken bile depolamayı da abartıyor muyum? Yani tamam stok yapalım. Belki mali olarak daha uygun diye düşünüyorsunuz ama o da biraz ipin ucu kaçıyor mu diye kontrol etmenizde fayda var. Başka bir konuda açtığınız, kullandığınız ama işinize yaramayan ürünler. Ne olabilir? Benim yıllarca en çok yaşadığım şey saç ürünleri oldu. Benim saçlarım şimdi hani bugün ıslak, yaz olduğu için biraz daha hani havadan, sudan, nemden biraz daha kıvrıldı. Ben saçlarımı aslında böyle dalgalı kullanmayı çok seviyorum ama asla istediğim, yani bulamıyordum diyeyim. Şu anda biraz buluyor gibiyim. Hani bunu ayrıca konuşuruz isterseniz. Saçıma o dalgayı verecek ürünü aradım. Yok deniz suyu, spreyi yok, o yok bu. Bir sürü ürün denedim ve hiçbiri aslında istediğim etkiyi vermedi. Bu saç tipinden olabilir, ürünün iyiliğinden, kötülüğünden olabilir. Ya da hani bazı ürün iyidir ama sizinle uyuşmaz yani işte. Böyle durumlarda ofiste çalışıyorken bildiğiniz ofise götürüyordum. Arkadaşlar bakın ben böyle bir şey aldım. Şu deniz suyu efekti veren şey kullanmak isteyen var mı? Kimi zaman aynı o ürünü kullanan ve yenisini almayı düşünen ya da kendininkine başlamış bitince kullanırım diyenler çıkardı. Kimi zaman denemek isteyenler çıkardı. Dolayısıyla açtığım, kullanmadığım ürün dolabımda boşu boşuna yer işgal etmez ama çöpe de gitmezdi. Siz de paylaşabilirsiniz. Diyelim yine böyle bir krem aldınız. Kremin dokusunu sevmediniz. Sizin için fazla yağlı ya da fazla yoğun geldi. Sonuçta sıkarak kullandığınız bir şey olduğu için yine başkasına önerebilirsiniz. Ama parmakla alınan bir kremi bu şekilde paylaşamayabilirsiniz. Ben de bu arada arkadaşlarımdan alıyorum. Mesela bir arkadaşım da kendine böyle bir yine saç ürünü almıştı. Kullanmış ama şey olmuş yani saçlarını artık böyle kullanmak istemediğine karar vermiş. Ama iyi de geldiğini düşündüğünde şişenin kalanını da bana vermişti. Sonra ben keyifli kullanmıştım. Sık daha kısa saçlar için bir ürün. İşte saçlarım uzadığı için ve ürünü bitirdiğim için artık bende yer almıyor. Etiket okumak. Bunu da konuşalım. Etiket okurken de ama şunu da şöyle bir alt metin olarak yazalım. Sizin için değerler neler? Şu anda çok güzel siteler var. Yani işte Ecomercek var, içerikleri ne var. Bu sitelere girdiğinizde ürünleri inceliyorlar, puanlıyorlar. Ne neden iyi, ne neden kötü. Kimisi hayvan deneyi yapıp yapmadığını, vegan olup olmadığını vesaire bütün bilgileri veriyor. Şimdi bunların hepsi farklı şeyler. Atıksızlığı, temiz içerikliliği, vegan olması, hayvanlar üzerinde deney yapıp yapmaması. Bunlar farklı şey ve bence erişilebilir olması bu da oldukça önemli bir şey. Bütün hepsine baktığınızda, yani bir ürüne baktığınızda ambalaj plastik olabilir ama temiz içerikli olabilir. Sıfır atık olabilir ama siz vegansınızdır, vegan olmayabilir. Burada dediğim gibi sizin öne çıkan değeriniz önemli. Şimdi bunlar kullanıma bile geçmeden tak 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 eleme elememe sorularıydı. Bütün değerlerimize uyuyor, memnunum vesaire dediğiniz noktada gerçekten kullanıp kullanmadığınıza bakma zamanı. İşte sizden de istediğim biraz sabırlı olun, birazcık bu işe süre verin dediğim kısmı bu. Şimdi ürünleri 4 şeye demiştik yani saç, cilt vesaire diye. 4 kategoriye ayırdıktan veya ayırmadıktan hepsini beraber tuttuktan sonra benim önerim en az bir hafta 2 çekmece olabilir, 2 kutu, 2 sepet, 2 torba, 2 çanta neyiniz müsaitse ürünleri kullandıkça bir yerden diğeri almanız. Yani bu tonik burada duruyor ama ben bu teniği hiç kullanmıyorum çünkü aslında ne bileyim kokusunu sevmiyorum ve daha sevdiğim bir ürün var vesaire bir şey. Dolayısıyla sürekli diğerini kullanıyorsanız diğerini bir kere kullandıktan sonra öbür tarafa alıyoruz. Kullanmadığımız şey burada kalıyor. Ben bir hafta diyorum ama ideali bunun gerçekten en az 2-3 hafta. 2-3 haftanın sonunda hani ilk oluşturduğunuz sepet veya sepetler ve oradan kullanıma aldığınız şeylere baktığınızda geri kalanlara bakın. Niye geri kalanları kullanmadınız? Mevsimsellikle mi ilgili bir şey var? Mesela fondöten kaldı. Çünkü aslında siz fondöten sürüyorsunuz ama sıcakta kullanmak istemiyorsunuz. Veya oje, diyelim ki 4 tane ojeniz var. İkisi daha kış rengi, böyle bordolar şeyler. İkisi daha yaz rengi. İşte mevsimine göre yaz rengi ya da kış rengi kaldı ama biliyorsunuz ki bir sonraki mevsim onları kullanacaksınız veya kullanmayacaksınız. Fırçalar kaldı. Daha yumuşak fırçaları veya daha geniş ağızlı tarakları tercih ediyorsunuz. Yani tercihleriniz değişmiş olabilir. O yüzden ürünler kalabilir. Bunlara göre bunları eleyin kalanları.
Ama bunu dediğim gibi biraz daha sonra yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu seri sadeleşme yaptık diye burada alternatif neler kullanabilirsiniz de girmedim. Bunu da girelim mi? Bunu da konuşalım mı? Merak ettiğiniz alternatif ürünler var mı? Lütfen yorumları gerçekten, yani eğer video olarak izliyorsanız video platformu zaten sizin yorum yazmanızı destekliyor. Yorum yazmanızı, beğenmenizi vesaire. Buradan yazabilirsiniz. Instagram'da Türk İş Minimalizm'den bana her zaman ulaşabilirsiniz. Mail adresim hale@turkishminimalizm.com yine bunu sağlıyor. Podi'den dinliyorsanız Podi'de yine yorum yapmanızı sağlıyor. Bu iletişim kaynaklarını kullanarak aslında bu bölümlerin gidişatını, daha neleri eklememiz gerektiğini de paylaşabilirsiniz. Bugün Vanya'da sadeleşme tarafına girdik. O yüzden nelere baktık, var olanlara baktık, topladık ve gözlemledik. En temel yaptığımız hareket bu oldu. Daha bunun tabii ki banyonun içinde olanlar var, sabunlar var, duş jelleri var, şampuanlar var. Acaba bunları değiştirmeli miyiz? Plastik lifler var, kabak lifleri var. Aslında böyle sürdürülebilir alternatiflerini de söylemiş gibi oldum ama bunlara da bakabilirsiniz. Yani dolabınızda, banyonuzda ne kadar plastik var, ne kadar plastikle yaşıyorsunuz ve bu gerçekten gerekli mi? Alternatiflerini kullanmak zor mu ya da kolay mı? Daha bunun makyaj kısmı var. Aslında makyaj ürünlerini de ben hep daha önceki çalışmalarda da makyaj ürünlerini de buna katıp yaptığınız makyaj zaten dedim ya fondöten mi kaldı diye onları da bu sırada bu şekilde elemenizi öneriyorum. Ama sürdürülebilir makyaj, temiz içerikler vesaire bu konulara girdiğimizde yine burası da bambaşka bir bölüm ediyor. Bugün amacım aslında bu bölümleri buzdolabı bölümünü de açarken ne demiştim? Benim amacım sizin yanınızda olduğumu size hatırlatmak, yalnız olmadığınızı hatırlatmak. Yani belki aklınızdan geçen banyonuzu sadeleştirme fikrinde hadi bugün elinizden tutmak. Bütün bu ürünlere baktık, havlulara bakmayacak mıyız? Banyodayız, havlu, peştemal, bornoz, bütün bunlara da bence burada bakalım. Benim banyomda en çok olan şey küçük el havluları. Neden? Ben cildimi temizledikten sonra havlu kağıdı kullanmak yerine onları kullanıyorum. Veya yıkanabilir makyaj işte pedleri, pamukları ne derseniz onlarla siliyorum. Dolayısıyla ya da misafir geldiğinde onlara havlu kağıt çıkarmak yerine işte bu el küçük el havlularını çıkarıyorum. Onlardan bir 10-15 tane var. Onun dışında yine ailece kullandığımız el kurulamaya vesaire banyo havluları var. Biz büyük havlularda peştemale geçtik. Hem deniz için hem evde kurulanmak için. Bence hem az yer kaplıyor hem çok çabuk kuruyor. Bence çok iyi bir ürün. Bir iki tane bornoz yine var. Eskiden kalma. Yani o bornozun yumuşaklığı vesaire. Bazen çok kış gününde insan arayabiliyor ama onun dışında beden havlusu yok. Yani küçük oğlumuz için de hala bebekliğinden kalan o müslim bezleri kullanmaya devam ediyoruz. Havlularda da yani bir adet vermeyeceğim size. Hani böyle kişi başı iki havlu falan filan diye. Çünkü yıkama sıklığı oldukça önemli. Ama yani benim kendi kriterim havlu dolabı için şu. Bir tane havlu almaya çalışırken bütün havlu sistemi yıkılıyor mu? Bir şeyler düşüyor mu? Yani bu hale getirmemeye çalışıyorum. Getirmemenizi istiyorum. Hani tabii ki dolabın küçüklüğü de çok önemli. Yani şimdi evde 5 kişi vardı, dolapta küçükse o hale gelirsiniz tabii ki. Ama hani normal, klasik şartlar diyelim, daha ortalama şartlar altında dikkat ettiğim şey bu oluyor. Temizlik ürünlerine de banyoda el atabiliriz. Temizlik ürünlerinde de hep şu soruyu soruyorum. Yani bu kadar çok temizlik ürününe ihtiyacım var mı? Yavaş yavaş özellikle yeni nesil daha temiz içerikli ürünlerde daha her yüzeye uygun ya da ne bileyim banyo mutfak gibi ayrımları görebiliyoruz. Daha hani temel ayrımlar daha böyle şey gibi. Ama çok daha eskiye baktığımızda bir tane işte Arap sabunuyla her yeri sildiğini görüyoruz herkesin. Bunları sorgulamakta fayda var. Bir de tabii ki müthiş bir ıslak mendil çılgınlığı var. Yani bana çok geliyor. Bu konu böyle daha konuşurken bile gerçekten omuzlarım düşüyor. Çünkü inanılmaz bir hızla kullanılıyor. Yani evlerde sanki daha önce hiç toz bezi, daha önce hiç yer bezi vesaire kullanmamışız gibi herkes çılgınca tek kullanımlık ıslak mendilleri almaya başladı. Bunların nasıl bir yük yarattığını da bir gözden geçirmekte fayda var. Yani bir yağ lekesi, bir kusmuk, bir ne bileyim böyle hani bezi tutturamayacak kadar sizi rahatsız edecek şeyleri, yumurta mesela benim gerçekten içimin almadığı şey çiğ yumurtadır. Yere yumurta düşse ben de havlu kağıtla temizlerim doğrusu. Şey bezle, yer beziyle falan temizlemem
arkasından silerim. Hani böyle şeylerde kullanılmasını anlayabiliyorum ama hadi yemek yedik, masayı ıslak mendille silerim. Hadi yerleri sileceğim, mopun ucuna işte yer al, bezi büyüklüğündeki ıslak mendili takalım şeyini ben çok anlayamıyorum yani. O yüzden bunu da bu banyo, temizlik vesaire ürünlerinde girmeden edemedim. Gerçekten kendimi tutamadım. Temizlik ürünleri kısmı aslında gerçekten deniz derya. Kıyafetleri zaten yaparız. Kıyafetleri de yapacağız. Kitaplık yapabiliriz belki ilerleyen bölümlerde. Bir dahaki bölümü karar vericisi neden siz olmayasınız. Umarım bu bölüm de bir önceki bölüm gibi sizi motive etmiştir, harekete geçirmiştir. Ve böyle evet ya ben neden bunu yapmıyorum ki diye size bir sordurmuştur. Haftaya podcast'te belki bu seriden, belki de bambaşka bir konuyla buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.